Merhabalar kanalımıza, hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, umarım sağlıklı, sıhhatlisinizdir. Umarım keyfiniz de yerindedir. Yine güne başladık, şükürler olsun, sağlıklı, sıhhatli bir şekilde. Bakın ekipmanları çıkardım, kahvaltı hazırlığına başlıyorum. Bugün yumurta haşlayacağım, sigara böreği saracağım, domates, zeytin peynir. Bakalım neler yapacağız. Bazen böyle ben söylüyorum, hani şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorum ama hiç olmadık şeyleri de yapabiliyorum ya da söylediklerimi yapamayabiliyorum. Dünya hali. Hadi başlayalım. Suyumuzu dolduralım. Bu sefer az koydum, demleyeceğine kadar. Hemen böyle kaynasın. Demini alırken cezvemede yumurtalarımızı koyalım. Yumurtalarımızı aldım, geldim. Hemen şöyle kırmadan koyalım. Alişime söylemiştim. Yumurta al demiştim. Yumurtamız bir tane kaldı. Sağ olsun, o da dün almıştı gelirken. Bunu da ocağa koyalım. Sonra yufkamızı çıkarıp, valla şu ocağı temizleyeceğim ama ne zaman iyice yağlandı demirleri. Ve şöyle bir kat daha ocağın tozunu alayım dedim arkadaşlar. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi göstereceğim. Kolumu yaktım ya ben dün. Bakın. Suyunu patlattım. Oraya aloe vera sürdüm. Bayağı bir yandım yani. Tam gösteremiyorum. Vallahi şey oldu. Ya yani şimdi bu siyah ocak çok kötü olduğu için sabahtan da bir kat alayım dedim şimdi video çekiyorum diye. Hemen şöyle bir yerine takılıverdi işte. Patladı yani, suyu balon gibi olmuştu. Şimdi devam edelim hadi. Hemen yufkamı çıkardım. Ha, çok hemen diye çok başlıyorum cümlelere, kelimelere değil mi? Kolumu böyle daha iyi görürsünüz bakın. Şöyle. İyi ki yandı kolun, amma gösterdim demeyin de. Ekstradan poşete koymuştum yufkayı. Pardon. İki tanesiyle sigara böreği saracağım. Şurada bir tane bulgur kalmış. Attım şöyle. Şimdi ben bunu keseyim arkadaşlar. Üçgen üçgen ayırayım. Bakın şu kenarlarına. Hiç sevmiyorum A101'in yufkasını. Hemen üçgen üçgen keseyim. Sonra hızlıca sararım. Vallahi ben tam yufkaları sarmaya başlarken kestikten sonra niye bu yanladı? Kestim. Yufkaları kestim, hazırladım. O sırada arkadaşım aradı. Onunla konuşurken yufkalarımı sardım. Şu an böreklerim hazır. Hemen kızartacağım. Ya da Cansu'cum kızartır. Ben de hemen domatesi falan doğrarım. Ne dersin Cansu? Yağdan sen uzak dur. Cansu diyor ki anne sen yağdan uzak dur. Çünkü akşam elinden düşürdü ya patatesi. İyi tarafından bakıyoruz. Anne diyor dövme yaptırmak yerine diyor benden bir iz kalmış oldu sende diyor. Karnımdaki yırtıklar halbuki onun izi. Böyle devam edelim bakalım. Ben şimdi hemen domates doğrayacağım. Yumurtayı soyacağım. Cansucuğum onunla çok zor oluyor. Bu maşayla çevirmek sigara böreğini zor oluyor. Ama alması olarak... almak için kullanabilirsin ama şey çatal çatal kullan yani çevirmek için. Ben börek falan yemiyorum bu arada. Şimdi İki abi. Tane yersin, iki tane. Neyse, ben geç saatte. Geç, geç saatte az yeriz. Yani saat 5 gibi akşam yemeği olayını bitirsek. 7 en son. En son 7 biz yiyoruz 10 11. Akşam yemeği değil de hani tatlı falan oluyor daha. Dikkat edem ayanmasak. Benim bak onu koyarken de çok dikkat et. Yağ sıçrıyor. Mutfak staj günlerimiz.
Ben şimdi hemen domates alayım. Şöyle bak, şurasından ucundan tutarak koy yavrum. Benim elim yandı birkaç kere. Parmağını sokacaksın yağın içine öyle. Evet, ben çok sıkıyorum. Ben de şimdi domates alayım. Herkese bir tabak yapmaya karar verdim arkadaşlar. Şöyle böreğini, domatesini, peynirini, zeytinini aynı tabağa koyacağım. Domateslerimizi koyalım. Böreğimiz de pişiyor. Yumurtayı da soyarım şimdi. Şöyle görüştürelim. Yeter herhalde. Zeytini de aldım geldim. Şöyle. Peynirler çıkmaya başladı artık. Sigara böreğinin içinden firar etmeye başladılar. Çok koydum ama Caner zeytin yemiyor. Çocuğum. Sen de mi yemeyeceksin? Hiç. Neden? Su kapıyor diye mi? Ama şifa niyetine yemek lazım iki tane. Yedim zaten. O zaman bir tane yeşil, bir tane siyah bırakayım. Kızım bu dönemde beslenmek de önemli yani. Hani hareket etmem, bir şey etmiyorum. Dikkat ediyorum. Tamam. İki tane siyah, bir tane yeşil koydum sana. Caner'e de bir yeşil, bir siyah koydum. İki siyah. Şansımızı deneyelim. Sıcacık sıcacık. Beş, beş, beş. Herkese eşit bir şekilde. Tamam, bir tane. Kızım erken yediğimizin önemi yok. Erken. Yani günün ilk öğünü 2,5 saat. Hemen yumurtalarımızı soyalım. Yumurtalar da soyuldu. Şöyle. Hemen bunları da koyduk. Beyaz peynirimiz kaldı. Gerçi börekte peynir var ama. Hemen yumurtalarımızı da şöyle keselim. Bu sefer kayısı kıvamı yapamadım. Çatallarımızı koyalım. Tamam değil arkadaşlar. Karabiberini ve tuzunu ekleyelim. Vallahi uzun vlog olsun dediniz. Çekiyorum şimdi uzun uzun. Bir de şey diyeceğim. Yorum yaparsanız anlarım yani izlendiğini arkadaşlar. Hani görüntülemeden anlıyorum izlendiğini ama yani videoya girip çıkılmış da olabilir yani görüntüleme. Hani izlendiğini çok da göstermiyor. Yorum yaptığınız zaman mutlu olduğunuzu, memnun olduğunuzu anlıyorum arkadaşlar. Yorum yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kalan böreklerimizi de Cansu'cum ekliyor şimdi tabağımıza. Ben de yeşillik maydanoz çıkardım arkadaşlar. Biraz da yeşillik olsun. Caner'in tabağına da koyacağım. İnşallah severek yiyecek. Değil mi oğluşum? Tabağına maydanoz koyuyorum. Azıcık. Yeşillik de yiyelim, değil mi yavrum? Şöyle domatesin yanına. Caner'cim 3 tane zeytin koydum senin için. Tamam mı yavrum?
Azıcık daha şuraya eklemem lazım. Siz saat kaçta yapıyorsunuz kahvaltıyı arkadaşlar? Hele de şu karantina günlerinde. Güne kaçta başlıyorsunuz? Saat kaça kadar yemek işiniz bitiyor? Elinize el işinizi ne zaman alıyorsunuz? Anlatın bakalım. Tamamdır, bizim kahvaltımız hazır. Şimdi çay bardaklarımızı halledelim. Çay bardaklarımı da hazırladım. Hemen çayımızı da dolduralım. Sonra masaya, salona geçelim. Televizyonumuzu da açarız. Allah izin verirse karnımızı bir güzel doyururuz. Sonra ben toz alacağım arkadaşlar. Çünkü dün toz alamadım. Yemek işine girişince alamadım. Tozu alacağım. Belki bir kat daha süpürürüm öncesinde, toz almadan önce. Sonrasında banyoyu temizleyeceğim. Yemek işi var, el işi işi var. Bakalım günümüz nasıl geçecek arkadaşlar? Beraber neler yaşayacağız? Bizim masamız, soframız bu şekilde olacak. Tabakları götürdüm, çayımızı da aldım. Haydi gidelim arkadaşlar. Yumuşak köylü bir nesnesi. Masamız böyle. Şükürler olsun Rabbime. Cansucuğum, bay bay yap teyzelerim. Teyzelerim tabii hepsi. Caner'cim sen de bay bay yap teyzelerine, ablalarına. Biz devam edelim. Hadi. Tezgahımı topladım arkadaşlar. Sadece şunlar kaldı. Elimde yıkayacağım onları. Makineyi bir güzel doldurdum. Şimdi çalıştıracağım. Sonra da tozumu almaya geçeceğim. Hemen çalıştıralım. Evi süpürme işi yattı çünkü. Çünkü Cansucuğum hocadan ders dinliyor şu an, profesörden ders dinliyor. YÖK böyle bir uygulama yapmaya karar verdi. 19 Mayıs Üniversitesi. Dersleri bu şekilde dinliyorlar artık. Yani Cansucuğum üniversite öğrencisi olduğu için o dinliyor. Caner için yok. Caner için TV'de biliyorsunuz. Çocukları odasına gönderdim. Şurayı hemen bir alacağım. Şöyle. Bu aksesuarlarımı da ben el işi paramla almıştım arkadaşlar. O yüzden bayağı bir değerli, kıymetli yani. El işi paramla aldığım için. Şöyle Atatürk'ümüzü de alalım. İnanın Aliş'im bunu çöpün yanından aldı geldi. Valla eve getirdi, dedi ki Yeliz bunu çöpe atmışlar, yere koymuşlar. İçimiz acıdı. Getir Helef dedim, koyalım. Atanlar utansın dedim, atanlar utansın. Bu ülkede Atatürk'ün kurduğu ülkede yaşayıp da evinde tablosuna bile tahammül edemeyenler utansın dedim. Cansucuğum şunu çırpar mısın? Bakın tozu gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl görünüyor? Nerede benim bezim, nerede? Kız getirdi mi ben bezi Cansu? Anne ben yeni geldim baba. Hemen toz bezimi bulup geliyorum. Ha, buradaymış. Babam iş arabayla gitmiyor mu? Arabayla gitmemiş mi? Gelmiş de. Geldi. Araba kapının önünde de. Geldi. Buraya koyma. Ha, koy. Aliş'im de geldi. Vallahi bayağı toz olmuş. Yatak yorgan da serince. Tamam. Ali Beyciğim de geldi. Kocacığım hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim hayatım. Sen nasılsın? Vallahi şükür. Allah iyilik versin. Hemen şey aldıklarını da göstereyim. A101'e çift kişilik koruyucu ales. Cansu bir dur. Şöyle eğileyim. Çift kişilik koruyucu ales gelmiş. 15 liraydı. Dedim herif alır mısın? İhtiyacımız var. Yatağımızı yenilemiştik ama alesini almamıştık. Ne yalan söyleyeyim. Yatakta kirlendiği zaman temizliği de ayrı bir sıkıntı. 2 tane de yastık alesi aldı. Bu da 5 liraymış. Aslında evde var ama ne aldın hocacığım başka? Sirke mantarı mı? Oo, çiçek gibi valla. Maskeni yesinler. Gel Az, gel. Az gel yanıma gel. Gel sen de bir selam ver, gel. Gel hocacığım. Gelemiyorum ki maskeyle ya. Maskeyle gel, maskeyle hijyen gel. Hijyen değilim, bulaşır.
Hiçbir yere dokunmadan gel. Hijyen değilim arkadaşlar. Ya eğil, eğil. Aleş'im günlerdir maskesiz geziyordu kızlar. Çok şükür bir hayırsever vermiş. Oh. Yapma sana ne hobo. İstiridye mantarı almış. Tamam ellerini yıka. İstiridye mantarı almış. Sonracığıma getir Cansu buraya getir. Şurada gösterelim yavrum getir. Gel gel. Gel sen de gel sen de gel. Pilates topu. Bundan bizim evimizde var aslında. Olsun. Aynı anda kullanırız. Pilates topu böyle el kaslarımızı benim için çok iyi olur aslında el işi yapanlar için. Ay bunu çok istiyordum. Bant böyle bacaklarımıza falan takıp bağlayıp çok güzel bir şekilde çalıştırıyor. İç yani evet sırt kaslarını falan. Sesi kapatmayı unutmuşum her neyse. İp atlama ipi binayı yıkmak istiyoruz. İp atlayacağız direkt. Telefonu sakın. Bu da şeyi şişirmek için. Kız telefonu düşüreceksiniz. Topu şişirmek için. Gördüğünüz gibi ben toz alıyorum arkadaşlar. Evet. Ha bir tane takipçim, abonem Avustralya'dan yazmış selam söyler misiniz diye. İsmini hatırlayamadım ama ellem ellem bitireceğim şimdi. Beni nereden izliyorsanız arkadaşlar hepinize şu. Elleme dedim. Bütün bak yine videomu katlettin Cansucuğum. Çekil. Beni izleyen, destek olan, nereden izliyorsanız, hangi şehirden, hangi ülkeden, hangi ilçeden, köyden, neresi olursa olsun fark etmez. Hepinizi öpüyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Dün akşam beni kırmayıp canlı yayınımdan, Instagram canlı yayınımdan gelen arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi kalan işlerime devam edeyim. Sadece bulgur pilavım var. Taze fasulye yapmayı düşünüyorum. Ali Beyciğim de istiridye almış. Bakalım ne yapacağız? Sonucu göstereceğim size. Ama şu toz işini bir halledeyim. Ali şimdi şöyle ayaklarını falan bir uzatsın. Rahatça bir dinlensin adam. Gidemedim. Şu aynayı da silelim sizle beraber. Şöyle güzelce silelim. Farmasinin bezi bu arkadaşlar. Bu elimdeki. Şeyden de ürün gönderdiler bana. Perla'nın ürünü, bezleri. Onu da sıcak suda bekletmek gerekiyormuş. Onu da bir halledeceğim Allah izin verirse. Aynamızı da sildik. Şu aksesuarı da sizde koyalım hadi. O kadar ısrar ettiniz. Çok ısrar ettiniz. Şu aksesuarlarımızı da koyalım. Dediğim gibi bunları ben el iş paramla almıştım. O yüzden kıymetliler. Vazgeçemiyorum valla. Ne oldu baba? Gömleklerimi de büyütülesin. Gömlekleri de sizle beraber ütüleriz arkadaşlar. Atatürk'ümüzü de koyalım. Baş köşemize. O da termostatı. Kombinin. Bir ara da bunlar çok modaydı arkadaşlar. Bir ara dedi 10 yıl, 15 yıl önce. 10-15 yıl bir ara yani. 10 küsür sene önce modaydı. Ne bileyim ben atamıyorum ya. Atamıyorum gerçekten atamıyorum. Böyle koyuyorum işte bir yerlere. Maksat iş çıksın. Konsolun işi tamam. Şimdi televizyon sefasına. Yonumuzun da tozunu alalım. Sizle beraber. Arkadaşlarım. Siz de motive olun. Çalışma çocuğum. Açıldı ya. Tamam. Televizyonumuzun da tozunu alıyoruz. Dokunmatik olduğu için çalışıyor. Şimdi çalışabilir. Bunları da bakın şöyle saksılarım ama şey daha içine kaktüsleri dikemedim. Dekoratif amaçlı kullanıyorum şimdi. Diğerini de göstereyim. Bu da çok afilli bir şey. Bakın eldivenleri bile var. Küpeleri, eldivenleri. Ha küpesi bunun yok pardon. Diğerinin. Şuranın boyası çıktı ama hiç sorun değil.
Bunlara da kaktüslerimi dikeceğim inşallah. Şunda bir tanesi de buydu arkadaşlar. Bakın bunu da tozunu alalım. Bunu diktim de diğerlerini dikemedim. Çok güzeller ya. Bunu da Birgül abla var benim. Hemşerim, kurs arkadaşım. Ordulu o da Birgül abla. Öpüyorum onu da buradan. Onun kızı var. Instagram sayfası var. Asya'nın Dünyası diye. Fatoşcum yaptı. Sağ olsun. Ondan aldım işte onu da. Şimdi şöyle şuranın tozunu bir alalım. Vallahi birkaç gündür toz almamıştım arkadaşlar. Tozdan da gördüğünüz gibi. Bez çok fena bir şekilde toz oluyor. Aslında planlı programlı yaşamak istiyorum ama yapamıyorum maalesef. Bana diyorlar ki Instagram'dan her akşam canlı yayın aç. Canlı yayın açınca ben el işi yapamıyorum. Ama benim canlı yayınımı izleyen arkadaşlarım oturuyorlar, bir güzel el işlerini yapıyorlar. Şuranın da tozunu alacağım ama önce bezi yıkamam lazım. Çok fazla da videoyu uzatmayayım. Uzun video istediniz ama çok fazla da uzamasın, şu sivilcemi de görmeyin. Tamam mı? Hadi. Mutfağa girdim kızlar. Alişim açım dedi. Ben de hemen şuraya bir taze fasulye koyacağım. Evet. Birazcık daha yağ koyalım. Buraya da sirkenin soğanını doğradım. Ay görememiştim. Heh, şimdi gördüm soğanımı. Tamam. Şimdi hemen sirkeyi doğrayacağım. Konservelerimi açtım ama fasulyelerim farklı çıktı. Biri Gina dedi. Biri ne Ali? Biri Balkız. Bu Gina fasulyesiymiş. Bu Balkız'mış. Ay ev hanımı benim ama Ali biliyor bu işleri. Yani kusura bakmayın vallahi benim bilmem lazım ama. Evet bu Balkız, bu Gina fasulyesiymiş. Cacık mı yapacaksın dedi. Salatalık da istemiştim. Havuç da istemiştim. Cacık da yaparım herif dedim. Şimdi bunları dökelim. İnşallah karışık kötü bir tat olmaz. Şunu da dökelim. Yani istiridye mantarından çok daha çabuk pişecektir fasulye düdüklüde olduğu için. Bir tane de ekmek aldı kocacığım. Şarjımız hiç yok zaten. Altını da açtım. Şimdi tuzumuz. Su koymayabilirim. Tuzunu ekleyeceğim. Bir kaynadıktan sonra da ağzını kapatacağım. İstiridye mantarlarımı doğrayacağım şimdi de. İstiridyeleri doğradım. Soğanım da kavruldu. Şöyle döküyorum. Sulu olduğu için bu istiridye mantarı kendiliğinden sulanacak şimdi. Siz nasıl yapıyorsunuz? Değişik tariflere açığım arkadaşlar. İstiridye mantarını farklı şekillerde nasıl yapıyorsunuz? Bir de kızartması var diye biliyorum. Banucum öyle söylemişti. Ama onu hiç yapmadım. Şimdi biraz kavrulsun bakalım. Cacığımı yapmaya da başladım arkadaşlar. Bu şekilde doğruyorum ben. Azıcık böyle kaşıkta hani dişe gelsin diye rendelemiyorum. Rendeleyince çok böyle içinde kayboluyor gibi. O yüzden bu şekilde doğruyorum. Bilmiyorum siz nasıl yapıyorsunuz ama cacığa da başladım yani. Fasulyenin altını kapattım. İstiridyenin tuzunu koydum ama muhtemelen çok koydum. Bakalım tuzlu mu olacak. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Evet şöyle masamızı göstereyim. Cacık yaptım. Üzerine nane ve sıvı yağ gezdirdim. Sonra fasulye yemeğimiz. Bulgur pilavımız vardı biraz. Salatamız. İstiridye mantarı kavurması. Çok şükür Allah'a böyle bir masamız var bugün de. Şükürler olsun Rabbime bugün de sağlıklı saatli bir şekilde yemeği nasip etti. Buyurun Ali Beyciğim. Geliyorum. Caner'cim buyur ablanı da al gel oğlum hadi. Çok şükür yedik içtik, mutfağı topladık, tezgahı hallettik arkadaşlar, makineye doldurduk, makineyi yerleştirdik, sıra geldi çayımızı demledik, sıra geldi cevizli kek yapmaya. Elişim cevizli kek istedi, arkadaşlarına söylemiş yarın getireceğim demiş, cevizli kek getireceğim size demiş.
Bana da geldi dedi, cevizli kek yapar mısın? Arkadaşlarıma söyledim, yarın iş yerine götüreceğim dedi. Dedim bir senin cevizli kek olsun herif. Hemen şimdi cevizli keke başlayalım. Kızım da havucumuzu rendeledi. Şöyle tezgahımıza da bir bakın. Ben leğenlerimi oraya, aman, el bezlerimi çamaşır suyuna yatırdım şöyle bir. Onlar da bir dezenfekte olsun. Haydin başlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi 2 tane yumurta ve üzerine 1 su bardağı değil, 1,5 su bardağı. 1,5 su bardağı şekerimizi ekleyip hemen bir güzel krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Çırptık. Şimdi sütümüzü ekliyoruz. Sonra sıvı yağımızı ekliyoruz. Yağımızı da ekliyoruz. Şimdi tekrar çırpıyoruz. Size bir püf nokta da göstereyim arkadaşlar. Cevizi bakın, poşette cevizim. Şöyle bileği taşım. Bu şekilde bir güzel incelttim. Çok pratik oluyor. Hemen içine dökelim. Ay, az daha yere döküyordum. Şimdi havucumuzu da ekleyelim. Şöyle. Havucumuzu da ekledik. İki su bardağı un ekliyorum. 2 bardak koyuyorum. Normalde ben göz kararı koyuyorum ama sizin için 2 bardak koydum. Hemen vanilini, hamur kabartma tozunu ekliyoruz. Şimdi şöyle bir karıştıralım şöyle. Tekrardan çırpıyoruz. Olarak tarçınımızı da ekleyelim. Unutmayalım. Bolca da tarçın. Çok yakışıyor. Ceviz, havuç olduğu zaman tarçın gerçekten çok yakışıyor. Tekrar çırpıyoruz. Kalıbımızı çıkardık. Hemen şöyle birazcık sıvı yağ gezdirip peçeteyle beraber her yerine sürelim. Her yerine bir güzel sürelim yağımızı. Dökelim. Ben şimdi onu kaşıkla sıyıracağım. Sizin zamanınızı çalmayayım. Fırına girmeye hazırız arkadaşlar. 150 derecede alt üst fırında pişireceğim. Kekimizi fırından çıkardık. Evet. Şahane. Ya gençler, bir müsaade edin, bir yavaş. Ay, spor yapıyoruz da içeride. O arada ben kekimi çıkarmaya geldim arkadaşlar. Birazdan tepsiye de çeviririm. Öyle de gösteririm size. Kekimiz pişti. Yeliz keki telef etti. Yeliz keki çıkarırken yapıştırdı. Altını göstermiyorum size, o yüzden. Şöyle yanlardan görüyorsunuz. Güzel, şöyle kaliteli bir döküm kekler, kek kalıpları var ya, onlardan almak lazım. Neyse, sevgiyle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Seviyorum sizi. Hoşça kalın.